sektöre hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Tarihi Yarımada Girişimci İş Adamları Derneği Başkan Vekili Aziz Akbulut. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Taygiyat yeni kuruldu. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Neden kurdunuz? Taygiyat 25 Mart'ta genel kurulla, 25 Mart 2015'te genel kurulu yapıldı ve yeni kurulan bir kuruluş. Bu kuruluştaki amaç Tarihi Yarımada'daki tarihi dokuyu korumak, oradaki esnaflarımızın sorunlarını çözmek... Oradaki sıkıntıları bilen kişilerle beraber paylaşmak. Tarihi Yarımada'nın adanın e, dokusunu güçlendirebilmek için e, kuruluş aşamasında kurucu üyelerinden e, bir oda 41 tane dernek veya dernek yöneticileri var. E, bunların başında İstanbul Kuyumcular Odası oda olarak İstanbul Kuyumcular Odası var. Ve akabinde 41 tane dernek var. Hangi dernekler mesela bunlar? Mahmutpaşa Derneği, Mısır Çarşısı Derneği, Kapalı Çarşı Esnaf Derneği. Sultanahmet Derneği, Fatih İş Adamlar Girişimciler Derneği diye 41-42 tane kuruluşun başkan ve yöneticilerinden oluşan bir yönetime sahip tarihi yarımadanın sorunlarını çözmek, tarihi yarımadadaki tarihi dokuyu korumak, tarihi yarımadadaki esnafların sıkıntısını, halkın sorunlarını bölge bölge tespit edip kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkiler işte belediye başkanı, kaymakam, bu bölümle ilgili olan Vali yardımcılarımız, vali bey e, bunlara sorunları rapor haline getirip birebir iletmek ve Tarihi Yarımada'yı gerçekten eski dokusuna getirip yaşanır bir hale zaten yaşanır halde de daha iyi yaşanır bir ortam haline getirebilmek için böyle bir derneği kurmaya ihtiyaç olarak gördük e, Tarihi Yarımada'ya. E, i̇nanıyorum ki e, bugün itibariyle yani kurulduğu günden itibaren e, Tarihi Yarımada yani e, Taygiyat dediğimiz Tarihi Yarımada iş, Girişimci iş Adamları Derneği e, sektörün ve bölgenin bütün sorunlarına el atıp e, bütün sorunları en ince e, hatlarıyla çözüm oluşması için gerekli yerlere gerekli raporları iletecektir birçok derneği ve önemli iş adamlarını bir araya getirdi. Tarihi Yarım Adana'nın sorunlarını çözmek için. Peki nelerdir bu sorunlar? Şimdi e, Tarihi Yarımada bildiğiniz gibi e, top kapı surlarından e, Galata Köprüsünün başlangıcına ve Eyüp sınırına kadar olan Balat e, sınırına kadar olan bir üçgen aldığınız zaman çok büyük bir parsel. Bilindiği üzere Tarihi Yarımada eskiden iki parsel üzerinde Fatih bölgesi ve Eminönü olarak. Ee, bilindiği gibi 4-5 yıl önce Eminönü de Fatih bölgesine katılınca parsel büyüdü, alan büyüdü. Ee, tarihi dokular, tarihi miraslar tek çatı altında toplandı ve e, aynı yerel yönetim, aynı ekip, aynı ekip ruhuyla e, yıllardan belli hizmet veren bir belediye başkanı vardı. Bu belediye başkanımız bölgeler birleşince iki bölgeyi birden kendi bünyesini alıp daha fazla efor sarf edip daha fazla hizmet vermesi gerekiyor. Ama maalesef bölgenin sorunları, bölgenin maddi olarak sıkıntılarından dolayı belediye veya diğer kurumlar bu tür ihtiyaçlara yaklaşımda biraz daha zaman ayıramaz oldu veya hafta az zaman ayırdığı için sorunların hepsine yetişemez oldu. O yüzden Fatih'te talgiat gibi Birçok dernek ve kurum kuruluşlar var. Bunlar ayrı ayrı faaliyetler gösteriyordu. E, buradaki oluşum ise bu derneklerin ve kuruluşların bir araya gelip direkt sorunu birinci elden çözüp kamu kurum ve kuruluşlarına destek vermek içindir. E, bunu da inanıyorum ki ilerleyen günlerde daha net ve daha şey, e, ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Doğru tek bir derneğin <laughs> başvurmasındansa ayrı 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 bir araya gelip asıl sorunun... Köküne inip bütün dernekler açısından ve oradaki bütün e, Tarihi Yarımada'daki bütün e, sektörler ve firmalar e, ve çalışan ötelyedeki insanlar açısından ve tek bir elden sorunu iletmek gerçekten daha e, kesin bir çözüm getirebilir. Peki bu çözümleri e, nasıl gerçekleştireceksiniz? Sorunlara <laughs> ne tür çözüm önerileriniz var? Şimdi bilindiği üzere Tarihi Yarımada iletilmiştir. Köklü yerleşimlerin olduğu yer. Yani nerelerdir buralara mesela. Yeni Kapı'dan baz aldığımız zaman tarihi ramadan yani Eminönü kısmına geldiğimiz zaman Yeni Kapı, Kum Kapı, Nişanca, Ayasofya, Küçük Pazar bu bölgelere baktığınız zaman burası eskiden tamamen vatandaşların hane olarak kullandığı, yaşamlarını burada gerçekleştirdiği yerlerdi ve Yine Kumkapı Nişanca bölgesi geçmiş dönemde farklı kültürlere, farklı dinlere ev sahipliği yapmış ve halen de nispeten yapıyor. Bu kültürlere ev sahipliği yapmış ve komşulukların, ilişkilerin çok güzel olduğu bir bölgeydi bunu nereden biliyorsunuz diye sorarsanız ben eee aslen eee Diyarbakırlıyım ama İstanbul'da Kumkapı'da büyüdüm. Nişancada büyüdüm. Oranın geçmiş halini bildiğim için şu anki haliyle kıyaslamayı yaparken ve burada görev alırken de bunları bildiğim için yapacağım e, hizmetin daha iyi olacağını, daha kaliteli olacağını inanıyorum. Şu anda eskisi gibi yerleşim yok orada. Yani orada yaşayan insanlarımız farklı semtlere göç etti. E, bunun akabinde Bölgede e, bilindiği üzere yine tarihi yarımada da ticaretin bel kemiği olan işte sirkecimiz var, Doğu Bank var, Tahta Kale var, Kapalı Çarşı etrafında ayaklı borsamız var. Hem ticari olarak hem de e, hane konaklaması olarak yaşanması gereken en güzel yerlerden bir yer olduğunu düşünüyorum, düşünmekteyim. Ama şu anda maalesef bazı sorunlarımız var. Nedir bu sorunlar? İşte bölgenin kendi içinde. Çarpık yapılaşması, bölgedeki dışarıdan gelen nüfus yoğunluğunun bölgede yapmış olduğu kalabalık gün içinde bunların hepsinin önüne geçebilmek için sadece belediyeden veya kaymakamdan veya valilikten değil buradaki STFL yani sivil toplum örgütlerinde bu konuda yardımcı olması, bu konuda önce olması ve sorunları el birliğiyle diyalog şeklinde çözmesi gerektiğini inanıyoruz. Umarız çok faydalı bir dernek olur İnşallah. ve birçok güzel çalışmaya imza atar. İnşallah. Son olarak söylemek <laughs> istedikleriniz var mı? İstediğim şu tarihi yarımada gerçekten yaşanması, görünmesi dünya literatürüne girmiş bir bölge. Bugün Türkiye'ye gelen bütün turistler, bütün seyahat etmeye gelen herkes tarihi yarımadayı kesin ziyaret ediyor. Tarihi yarımada'da biliyorsunuz Sultanahmet'imiz var, Ayasofya'mız var. Efendim Yerebatan Sarayımız var, Sirkeci Meydanımız var, Eminönü Meydanımız var. Bunları baz aldığınız zaman gerçekten tarihi olarak gelip yaşanması görülmesi gereken yerlerden biri, Dünya Mirası olarak da en kıymetli yerlerden biri ve şuna inanıyorum ben yurt dışından Türkiye'ye gelen her turist kesinlikle ve kesinlikle bir kere tarihi yarımada'ya gelip en azından oranın nefesini havasını alıyor inanıyoruz ki inşallah Taygıyat olarak da biz burada yapılan işlerde kamu kurumlarına, kamu sektörlerine destek verirsek yapılan işlerde bir nebze katkımız olursa bu bize onur ve gurur verir. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler Perpa sektörün sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.